Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ama ba'd. Evvela esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evvelki sohbetimizde Allah Teala suyugan bendesiyle dert verişi ve musibet hem Allah Teala tarafından ilkeldeki bu arasında sohbet geldi. Şimdi Allah Teala bendesini azla dert bilen sinagen taytıda Müslüman bilen Müslüman ortasındaki haklar indi cari bulan. Yani kendi haklar desin ben hadis bile başlamak için sohbetimizde yani bir bağlı ziyaret kılıçdaki orası. Ebu Hureyre raziyallahu anhu'dan rivayet kılıngan hadiste Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam eder. Kıyamet günü Kıyamet günü Allah Subhanahu ve Teala bendesine ederken benden kesel bulgen peytinde kurgen iki meryem erken Allah Teala. Şimdi bende ederken ey Rabbul Alemin yani alemlerinin Rabbisi bugün zor sen Allah Teala bu sen alemlerinin Rabbisi bu sen ben kendi seni kurgen iki meryem dese Allah Teala ederken ki falan benden kesel bulurdu. Körgen kimeni. Eğer körgeni kimeni de beni o şey cahide topar değil mi? Dedi ki Allah Teala. Bu nime de gelin ise o cahide Allah Teala'nın tapıştığı nime de ise o şey ziyaretine acir barlığını bitti bilgisi. Acirini topar değil, sevabını topar değil. Demek bir varlığı ziyaret kılıçdık sünnet emeliyken de ibadet emeliyken. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurganlar va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarini ziyorat qilgan va shu borasida degan hadislar bor. Insonni birodarlar ikkita non ko'tarib bemor bo'lsa borib ko'rishlik fazilati juda yuqori. Nimaga desa insonlarning o'rtasidagi mehr oqibat ziyorat bo'ladi. Agar biz ko'rgani borgan inson bizga nisbatan ozgina adovat bo'ladigan bo'lsa biz borib ko'rib xola bo'lsin birodar yaxshimisan xudo shifo bersin xudo dard beribdi ushbu dard bilan birga alloh taolo gunohlaringga kafforat qilsin deb haligi insonni holidan xabar olib keladigan bo'lsak ana shu adovat degan narsadan asar qoldi mehr muhabbat ziyoda bo'ladi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Sevben raziyallahu anhudan rivayet kılınken hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eytenlerdi ki kim bir bimarını görgeni varsa dediler Resulullah. Ta kayıt günüce cennetin hurfesini bulur dediler. Şimdi sahabe-i kiramlar sevap vermişti ya Resulullah. Ey Allah'ın Resulü cennetin hurfesini mi dediler? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam cennetin meyvesi dediler. Hayır, ta barık yedince şimdi mukafatta şimdi acilde bulurken biz deyken benim adı ziyaret edildi yalnızca. Birinci biz etma belediyen narsa bana bizde meclis deyen narsa da bura. Bana şu oturuşluğumuzda meclis kız asıl. Yani toplanıştık, cemlenmiştik. A'maş rahmetullahi aleyh eytemleri ki biz meclis kurardık dediler. Yani toplanıp durardık, sohbetleştirardık, imanlaşardık. Birbirimizle sohbet edip, birbirimizle yomallikten kaytarıp, yakışlıkla buyurup durardık. Eğer üç gün bir insan görünmek olsa sorardık, benim olması var. Halıdan ahval soru girerdik her bir insanla dedi de. Demek bizden şu adetini kılıçlayınız ki. Yani cemaatte yaşlı olan insanlar tanıyordu, hemen tanıyordu. Biz tanımayan taklidim yaşlı olan insanlarla. Ama üç gün de mi kaldı ya dedi. Ya ki mahallede falanç insan gönlümü kaldı, şu mahalle işler ya, katlaşmayı kaldı ya dedi. Demek bimarını yine böyle körüp girerdi şu insan. Barıp halıdan havalar girer. Demek birinci Müslümanlığın hakkı barıp haligi insanın ziyaretini kılıp hakkı bir duak geliştirirken de. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam İbn-i Abbas raziyallahu anhudan rivayet kılınca, anhumadan rivayet kılınca hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin körgeni vardılar yani Resulullah, ziyaretine vardılar.
Birinci verildirgen savalı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı iştahın neler var dedi birbirine değil mi? Hemenge malum bir var insan bir nasıl yegiz geledi ya ki bir nasıl kim giz geledi mesela. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iştahın neler var dedi birbirine. Şimdi her iki insan buğday inanın yegim geliyordu dediler. Buğday inanın yegim geliyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı etti ki kimde buğday nanı olsa, onu beraberine yuvarsın dediler. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birinizin bimariniz bir nesana işte hastalıksa dedi. Onu boşa bilen taamlendirsin dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek bimardan birinci savalımız bir oluş gerekir. Allah'a sorarken ben ki neden su yaptı? Neden iyi gün kedi yaptı dese? Havan derslerine yedim kedi yaptıysa ana şunu bu hayya kırıştığımız kırıştığımız gerekiyor. Çünkü yegisi kemegen derslerine agir buradan agir de mecburlaştık ki bize hakkımız yok. Bunca hadis var ya. Bana karim. Rukuda İbn Amr radıyallahu anh buradan rivayet kılınken hadiste Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ediyor. Bimaringizni taomga mecbur kılmayınız. Çünkü Allah onlarını yedirip içirip durur dediler de hani. Bimar. Demek ki insan bana tabi ulamalar aydı ki Allah Teala insanın cismini özünü özü başkaları kuruyduken kırıp yaratma gene değil de. İnsanın cismini özünü özü başkaları kuruyduken kırıp yaratma gene. Nima iste'mol qilish kerak bo'lsa? Nima iste'mol qilish kerak bo'lsa? Kasal inson ana shunga ishtahasi ortadi. Bemor insonda. Nima iste'moli manfaatli bo'lsa, manfaatli bo'lsa. Bemor insonda ana shunga ishtahasi ortadi. Bemor inson nimani masalan zararli bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha insonning ishtahasini tortib qo'yadi-da. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunga aytdi. Şunun için ayetler ki, bimorga falan dersen, yepsilon dersen de mecburlanmıyorlar. Lümen iştahası kurtarsın, ana şükür. İnşallah muhayyya kılıçdaki hareket kılıyorlar. Demek buralarından, avvallah biz bu caydan, bu hadislerden mürgen edigen dersanız, bırak insan bimor olsa birinci oranda, inşallah, bağırıp körüp, hakkıya dua kılıp, kalı verirse bunun duasını alıp, Allah da Allah'ın men bemor bo'ldim, kasal bo'ldim, borib ko'rmadinglar degan bandaga berilgan savolni qarang. Demak, bu yerda ajr bor-da. Ajr bor. Ana shu ajrdan umid qilib inshaalloh hammamiz mana shu hadislarga amal qilsak, manfaatli bo'ladi inshaalloh va qolaversa ulkan-ulkan ajrlarga noil bo'lamiz, erishamiz. Alloh subhanahu va taolo har bir bizning hidoyatdan ayirmasin va qolaversa Alloh taolo bizni bemorlikdan saqlasin.